Buraya nereden geliyorsunuz? Siverek'ten. Siverek'ten buraya ne için geldiniz? Kaymak için mi? Kayak için geldik aynen. Devamlı geliyor musunuz yoksa? Haftada 3-4 gün geliyoruz. Yani burayı tercih etmenizin sebebi ne? Merkeze yakın olması. Bir de pistte biraz şeydir, acemiler için yenidir. Biz 2 aydır öğrendik. Şu aşamada en büyük sıkıntısı pistin şu anda kısa olması. Kayarken hemen bitiyor pist. Aldığımız haberlere göre muhtemelen Büyükşehir Belediyesi seneye bura pisti uzatacak. Ama hala da eksikleri var. Mesela bir yeşil alan konusunda eksikliği var. Yatak konusunda sıkıntı var. Oteller yapılmamış mesela. Normalde bir plan var bu şekilde. 50-100 yataklı bir oteller yapılacak. Bir de telesiye çok sıkıntılı. Normalde biz kayarken düşüyoruz feci şekilde. Özellikle acemiler. Sonrasında eğer teleferik ve şey yapılırsa bu sorun çözülür diye düşünüyoruz. Ben normalde arkadaşlarla bugün geldim. Genelde hafta içi geldiğimde tek geliyorum. Hafta sonu da arkadaşlarla geliyoruz. Peki, burada hoca var. Bizim hoca Seyitan var. Hoca var. Onunla birlikte öğrendik. Buranın çalışanı ama aynı zamanda da şey de veriyor. Ders de veriyor. Özel ders de veriyor. Düzgün normal hafta içi şeyleri çalışmıyor da doğalgazları. Normalde petekleri çalışıyoruz. Kaya konusunda sıkıntı var. Çünkü ayakkabılarda numara sıkıntısı olduğu için istediğin ayakkabıyı bulamıyorsun. O da kayak yaparken bazen ayağa baskı yapıyor. Ama genelde orta ayakkabılarda sıkıntı yok. Normalde çünkü otopark ücretsiz olursa bu kez şeydir, tıkanır. Tıkandığında bu kez millet sağlı sola yola park ediyor. Park ettiği zaman da mesela özellikle saat 2-3 gibi şey oluyor. Karşılıklı yol akışı olduğu için trafikte tıkanma oluyor. Geçen hafta mesela o sorunu yaşadık. Bir 20 dakikada yukarı çıkamadık. Biliyor musun? Ama buraya gelenlerin çoğu şeydir. Öncelikle ızgara, sonrasında kayak, beraberinde davul ısınma amaçlı. O şekilde kayılıyor. Aynen, alay şekiliyor. Siverek merkezden geliyorum. Pistini nasıl buluyorsunuz, beğeniyor musunuz? Pistini çok yetersiz buluyorum. Biraz daha geliştirilebilir. Pisti ortalama bir dakikada bitiyor zaten, bir dakika içinde bitiyor. Biraz daha uzatılabilir yani. 5 dakika falan olsa daha iyi olur. Daha önce Ukrayna'da kaymıştım. Profesör olarak orada kayıyorum zaten. Akabinde Uludağ'da kaydım. Şimdi burada devam ediyoruz. Buranın telesiyaj biraz daha geliştirilmeli. Evet. İnsanlar sürekli düşüyor. Evet. Ben de bayağı bir öğrenmem zaman aldı. Zamanla öğreniyorsun ama düşe kalka öğreniyorsun. Canın bayağı acıyor. Yaklaşık 2 yıl oldu. Kendi çağımla öğrenmedim. Öncelikle hocaların yardımıyla öğrendim. Ondan sonra geliştirmek sana kalmış zaten. Evet. Biraz geliştirilmiş güneş kremi rüzgara ve güneşe karşı koruyor. Evet. Burada aşırı rüzgar ve güneş olduğu için yüzünde bayağı tahriş falan olmuştu. Yüzünüz donmuş mu? Bir kazam geçirdiniz. Ondan o tarz şeyler söylüyorlar. Genelde ben de öyle tercih ediyorum. Ben de Karadağ bölgesinde büyüdüm. Öyle kaymak daha zevkli oluyor. Aradaki rüzgarı falan kapatıyor. Daha iyi oluyor. Öyle düşünüyorum. Ben de arada şalorla kayıyorum. Ya amaç Doğu Batı sentezini birleştirmek yani. Güzel oluyor yani, iyi bir izlenim katıyor, güzel bir obje oluyor bizim için. Güzel bir görsel oluyor açıkçası. Şalvarlı, puşili arkadaşlarımızı gördüğümüz zaman biraz daha iyi oluyor ya. Renklikleri çok, yer içine anlatmakla bitmez. Öncelikle bir otoparkın olmaması, ondan sonra güzel bir tesisin olmaması. Tesiste ısınma sorunu var, otellerin olmaması. En azından bir 50-60 yatak kapasiteli bir otel burada inşa edilebilir. Bu anlamda biraz bakımsız ya. Bölgenin tek kayak merkezi. Hiçbir yatırım yok. Hiçbir çalışma yok. Bu anlamda şikayetçiyiz açıkçası yetkililerden. Doğru bir şey değil tabii. Olmamasına rağmen evet, maalesef bu önüde bu otopark olmaması gerekiyor. Sadece araçların girip çıkabileceği yerler. Genellikle toplu araçlar geliyor. Onların için kurulmuş ama otopark yerine kullanılıyor. Tabii bu da işletme sahibinin bir gelir elde etmesinin herhalde tek olanağı. Burada şey var, kamyoner falan var. İsteyen arkadaşlar, ben kendim sadece kayak için geliyorum. Yemeyip öyle geliyorum. Çünkü o zamanla yok, o zaman harcamak istemiyorum mangala falan. Sadece kayak için geliyorum ama gelen aileler var tabii ki. Ömer, nereden geliyorsunuz buraya? Diyarbakır. Diyarbakır merkezden mi? Evet. Kiminle geldiniz buraya? Babam, annem,
Ablam, bir de yengem Gülle. Öyle mi? Ailece gelmişsiniz maşallah. Peki evet. Burada ne yaptın? Kızakla mı kaydınız? Evet. Nasıl, burayı beğendin mi? Evet. Neler yaptın? Kar topu oynadım. Tepeden kaydım. Ondan sonra şimdi gidiyoruz zaten arabaya. Hiç düştün mü? Yoksa iyi kayabiliyor musun? Hiç düşmedim, iyi kayabiliyorum. Evet. Çünkü babam beni ittiğinde kaya kızlanıyor. Evet. Devamlı geliyor musun buraya? He? Sık sık geliyor musunuz buraya? Hayır, ilk bugün bugün tek geldik. Evet. Evet. Daha önce hiç gelmediniz. Evet. Aynen, Mardin merkezden geliyoruz. Siz kaymak için mi buraya geldiniz? Aynen öyle. Gelip burayı görmek için. Hem görmek hem kaymak. Evet. Hem de buranın güzelliğini görmek için geldik. İlk defa mı geliyorsunuz? İlk defa geliyoruz. Önce kaydık ama burada kaymadık. Çetlerle küçüklüğümüzde ya. Daha önce dediğim gibi küçüklüğümüzde yani. Ne küçüklükte daha iyiydi. Size söyleyeyim yani. O leğenlerle, o poşetlerle daha iyiydi. Öyle mi? Bu kızaklarla daha zor oluyor. Gördüğünüz gibi yer dışıyorlar. Millete buna ortamını bilmediğimiz için gelip getirmeme konusunda tereddütte kaldık. Evet. Şimdi geldi, ortamı gördük. Bir daha gel işte. Bir iki üç tanelerle geleceğiz inşallah. Çok güzel bir şey bence. Çok güzel, hem yöresel takılıyorlar. Yani bence güzel. Bir zenginlik yani. Güzel. Güzeldir. Pistik kendimiz yapıyoruz. Güzel. kaya yapıyoruz. Teleferik olması, ondan sonra mesela özellikle kaydıktan sonra yukarı çıkma, çıkmakta zorlanıyor. Zahmet oluyor. Onun için bir test yapması lazımdı yani. Ayrıca diğer şekilde de mesela kafa olur, ısınmak için. Yani bayağı burada bazı tesisleşme konusunda daha da yapılması lazım. Eksikleri var yani. Ücretler şu şekilde söyleyeyim. Şu kazak dediğimiz evet. Saati 25, günlük 80 lira. Evet. Şayet kırılırsa dediklerine göre 150 lira maliyeti varmış. Onları bizden kesiyormuş. Evet. Ama kırılma ihtimali yok. Fiyatlar buraya göre pahalı yani. Değil bu şartlara göre pahalı.